Çoğaldılar. Ali İsmail oldular. Onlar çocukların isminde okuluna, ağacına, doğasına, kentine sahip çıkan gençlerin suretinde özgür mücadelelerde yaşıyor, gün geçtikçe çoğalıyorlar. Toparlanın çocuklar. Barışa ve umuda çıkma vaktidir. Kirletilmiş toprak kokusunu yüreklerdeki mavi ile temize çekip Ali İsmail ile yan yana kol kola yürüme vaktidir. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın 19. yaş günü anmasına bizimle birlikte katıldığınız için teşekkür eder, hepinize hoş geldin diyoruz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Genel Koordinatörümüz Ersin Tek'i sahneye davet ediyoruz. Bir arkadaşın adı Emre, diğer arkadaşın adı Irmak. Böyle çok şıklar bugün. Ama birkaç ay önce hayvan barınağında yağmura rağmen hayvanlar için kulübeler çakarken bu kadar şık değillerdi. Tıpkı Ali İsmail gibi onlar da gençliğin enerjisiyle toplumda bir değişim yaratmak istiyorlar. Onun için Ali Kev'le beraberler, Ali Kev gönüllüsüler, düş elçileriler. Düşleri taşıyorlar, düşlerin elçiliğini yapıyorlar. Tıpkı kendileri gibi onlarca arkadaşlarıyla beraber bazen saatlerce konuşup tartışıp projeler hazırlıyorlar. Bazen bu projeleri yapamıyorlar ama bazen de gerçekten toplumun her kesimine dokunan projeleri imza atıyorlar. Gerçekten tıpkı Ali İsmail gibi. Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Ali İsmail'in düşleriyle hatırlamak için kurulmuş bir vakıf. Bunun için de gerçekten gençlerin enerjisiyle toplumu değiştirebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle 55 öğrencimiz var şu an bizim bursumuzu alan. 55 öğrencimizden gelen mektuplardan birinde bir öğrencimiz diyordu ki, artık üşüyerek ders çalışmayacağım için size teşekkür ederim. Gerçekten böyle durumda olan belki yüz binlerce genç olduğunu biliyoruz bu ülkede. En azından bir kısmına ışık olmaya başladık. Gençlerin enerjisiyle onlarca proje yapıyoruz. Az önce söyledim, hayvan barınağı gibi, genç yaşlı demeden gerçekten çok fazla proje imza attılar. Devam da edecekler. Tahmin ediyorum yaklaşık 3500 kişiye dokunduk geçtiğimiz yıl. 3500 kişinin hayatında küçük de olsa bir tebessüm yaratabildik. Bir huzur evinde yaşlının umudu olduk. Sonra geldiler, onlar da ziyaret ettiler bizi vakfımızda. Çünkü gerçekten samimi dostluklar kurabildiğimize inanıyoruz bu vakıfta. Bugün Sorbonne Üniversitesi'nden, Fransa'dan bir fotoğraf geldi vakfımıza. Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki bir amfide ki bir sırayı çekmişler. Ali İsmail Korkmaz immortal. Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür yazıyor. Ali İsmail gerçekten ölümsüz. Çünkü hep söylerler, insanlar iki kez ölür. Bir gerçekten öldüklerinde, ikincisi isimleri son kez söylendiğinde. Ali İsmail hep 19 yaşında olacak ama Ali İsmail ölümsüz olacak. Ali Kev'de işte tam da böyle gençlerin enerjileri sayesinde, toplumu değiştirme güçleri sayesinde hep aramızda olacak. Bunun için gerçekten bu ailenin, her bir ferdinin ellerinden öpmek lazım. Ben ilk kez iş görüşmesine geldiğimde Gürkan beni otobüs terminalinden aldı, eve götürdü. Ben iş görüşmesine geldim diye beklerken bir anda sıcacık bir aile ortamında gördüm kendimi. 3 ay önce de annemi kaybetmiştim. O hepimizin Emel annesi, Emel anne benim de Emel annem oldu. Çok güzel bir aile olduk, iyi ki de olduk. Şimdi bu ailenin yaramaz oğlanını, Gürkan'ı konuşmasını yapmak üzere ben davet edeyim. Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. 10 dakika önceye kadar çok gergindim. Böyle buralarda dolanıyordum. Görüyordunuz büyük ihtimalle. Öncelikle program geç kaldığı için özür dileriz. Fırat Tanış, Sevinç Hanım, Sevinç Erbulak, Füsun Erbulak aramızda olsunlar. Çok istedik. Onlar da çok istediler. Öncesinde bir tiyatro vardı. Onunla alakalı ufak bir gecikme oldu.
Affınıza sığınıyoruz bununla ilgili. Bu tip konuşmaları hep ben yapıyordum. Ersin benim koltuğuma göz dikmiştiğinde. Ama ateşin kutusu. Kapat. Çok güzel özetledi. Biz bu vakıfla... Alt ve ekran okuyucusunu açmak mı istiyorsunuz? Hayır. Ekran okuyucusu. Ekran okuyucusundan çıkıyor. Işıktan gözler ölüyor. Ben sizi göremiyorum. Kabak gibi sırıtıyorum şu anda. Ersin'in de tam da özetlediği gibi biz bu vakıfla tamamen her yönüyle Ali İsmail'in yapmak istediklerini hayata geçirmek için yola çıktık. Bizim pusulamız Ali İsmail. Ali İsmail henüz 17 yaşındayken yaptıkları, huzur evine gidişi, köy okulunda kütüphane kurması, engelliler için kapak toplaması ve hayalleri. Biz onun için Ali İsmail'in hayallerini gerçekleştirmek, düşlerini gerçeğe dönüştürmek için uğraşıyoruz. Gençlere okutuyoruz, eğitimlerine destek oluyoruz, projelerine destek oluyoruz. Aslında bunu siz yapıyorsunuz, sizler yapıyorsunuz. Aramızda olan, bize destek olan herkes yapıyor. Biz sadece onun ailesi olarak bu vakfa vesile olduk. Bu anlamda bu vakfın taşıyıcıları olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu konuşmanın bu aşamasında bir teşekkür listesi var. Listemiz var. Bize her aşamada, her alanda ve bu etkinlik özelinde destek olanları sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz uzun bir teşekkür listesi ama özellikle bu sene bu Ali İsmail'in doğum günü vesilesiyle atölyeler yaptık. Bugün gençlerimizle Saman'da Hıdır Parkı'nda Hıdır Meydanı'nda çok güzel atölyeler yaptık. Ebru Atölyesi, Heykel Atölyesi, Kukla Atölyesi, Drama Atölyesi ve Öykü Atölyesi yaptık. Yarın Ali İsmail'in oyun oynayıp büyüdüğü bahçesinde yapılacak. Defne Belediyesi'nin gençlik merkezinde yapılacak. Ve birçok şey yaptık. Onun için biraz uzun bir liste var. İzninizle onları okumak istiyorum. Çünkü bu vakıf destekler devam ettikçe ayakta duracak. Ve destekçilerimiz bu anlamda bizim için çok değerli. Tabii yanımızda olan sizler en az o kadar değerlisiniz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'a, Destek Hizmet Müdürü Ramazan Sever'e, Samandağ Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mithat Nehir'e, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız'a, tam ona bakarken yerini kaçırdım, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Kahrioğulları'na, Samandağ Belediye Belediyesi çalışanlarına, Defne Belediyesi ve Defne Belediye Başkanı Sayın İbrahim Yaman'a, Özel Kalem Müdürü Vekili Sayın Selahattin Künefeci'ye ve Defne Belediyesi çalışanlarına. Bu etkinlikle tanışma fırsatımız oldu. Çok değerli bir dost kazandığımı belirtmek istiyorum. Aslan Gayrimenkul Şirketlerinden Sayın Yusuf Aslan'a, Christmas Müzik Evi'nden Cemil Asker'e, aramızda bulunan Fırat Tanış'a ve menajeri Tarık Güvenç'e, Boğaziçi Otel'e, Harbiye Sara Otel'e, Samandağ Turova Life Otel'e. Demin bahsettiğim etkinliklerde bize kırmayıp İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan gelen değerli etkinlikleri yürüten Önder Yılman'a, Ezgi Caymaz'a, Adem Dağlar'a, Semih Çelenk'e, Hamit Demir'e, Seher Duygu Dinç'e, Cem Atmaca'ya, az sonra sahnede Ali İsmail'in doğum gününü kutlamak için bizimle birlikte olacak Teoman Kumbaracı başına, Aydın Aslıma ve müzisyen ekibine. Fırat Tanış'ı söylemişim, tamam. Bugün sosyal medyada hazırladığımız videoda büyük ihtimal teknik aksaklıktan dolayı izletemedik, yoksa planımız da vardı. Ali İsmail'in doğum gününü video paylaşarak kutlayan İrfan Değirmenci'ye, Mehmet Esen'e, Ceylan Ertem'e, Feryal Öne'ye, Cihan Barbur'a, Banu Güven,
Nejat Uyurkulak, Mert Fırat, Sevinç Erbulak. Kadar teşekkür ediyoruz ve tabii ki en çok Aliköy'ün pırıl pırıl gençlerine ve onlarca gönüllerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve ben özel olarak burada kendilerini yazmamışlar. Benim o yaramaz, ailenin yaramaz çocuğu olarak demin Ersin'in nitelendirdiği, aslında benim o heyecanım, evhamım, sürekli böyle bir gerginliğimi çeken vakfın çalışanları, vakfımızın değerli çalışanlarına, Fırat'a, Ersin'e, Hazal'a ve tabii bu gerginliği evde çeken eşim, değerli eşim Feryat'a teşekkür ediyorum sizin huzurlarınızda. Ve aramızda bulunan çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz var. İbrahim Betil ve Asuman Bayrak. Onlara özel olarak hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim vakıfta 3 kişiyiz ama arkamızda çok ciddi bir gönüllü ekibimiz var. İstanbul'da, İzmir'de çoğu ilk defa bugün geldi. Vakfa ilk defa bugün ayak bastı. Hülyan Deyim ile ilk defa sesleri bugün yankılandı vakfın duvarlarında. İstanbul'dan aramızda bulunan, şimdi isimleri tek tek saymayacağım zaten geç kaldık. Sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Aile bireylerime, teyzelerim, dayılarım, amcalarım, halalarım burada. Annem, babam, hoş geldiniz. Değerli milletvekilimiz, her zaman desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Hilmi Yarayıcı, hoş geldin abi. Değerli belediye başkanımız Mithat Nehir, şu an henüz burada değil ama gelecek biliyorum. Hoş geleceksiniz Mithat Bey. Değerli Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Yıldız, hoş geldiniz. CHP İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, hoş geldiniz. CHP Samandağ İl Başkanı İbrahim Aydoğan, Samandağ CHP Örgütü, HDP yöneticileri, hoş geldiniz. Samandağ Eğitim Sen, SKP Hatay İl Örgütü, Akaden Mücadele Birliği, Hatay Halk Evi, Samandağ Kalkınma Derneği, hoş geldiniz. Ve değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Ben demin en son özellikle vurguladığım gençlerimiz, destekçilerimiz, yanımızda olan herkese tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizleri şereflendirdiniz. Ali İsmail hep 19 yaşında. Ali İsmail hiç ölmeyecek. Ali İsmail hep yaşayacak. Ve biz ailesi olarak Ali İsmail'in gururuyla, Ali İsmail abisi olmaktan, ablası olmaktan, annesi babası olmaktan gururlanarak ve biliyorum ki bu gururu sizlerle paylaşarak, her biriniz bir abisi olarak, bir kardeşi olarak, bir anne babası olarak bu gururu birlikte yaşıyoruz. Ali İsmail iyi ki doğdu. Ali İsmail iyi ki bu topraklara geldi. Ali İsmail iyi ki bize ışık oldu. Ve biliyoruz ki Ali İsmail nice gençlere, nice eğitim gönüllüsüne, nice toplum gönüllüsüne, nice hayvan sevgisini barındıran gençlere ışık olacak. İyi ki doğdun Ali İsmail diyorum. İyi ki. İyi ki bize ışık oldun. Işığın var olsun, ışığın daim olsun. Tekrar hoş geldiniz. Başkanım demin sizin geldiğinizde hoş geldiniz dedim. Hoş geldiniz şimdi Mithat Bey. Aramıza teşrif etti. Hoş geldiniz. Mithat Bey'in bir konuşması vardı. Ben davet edeyim. Hazır gelmişsiniz. Ben bir şey etmiş olabilirim. Bu arada Emsal annemizi özel olarak ben belirtmedim. Ailemizin bir bireyi. Emsal annemiz de burada. Ahmet Atakan'ın annesi. Hiç tanımadığım kardeşim. Bunu itiraf etmek istiyorum başkanım. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü ben Abdullah'ı kaybettiğimizde Ali hastane sürecindeydik. Belki vurulduğunda onun Belki'ni tanıdığımızda hastanedeydik. Daha Ali İsmail acısını sindirememiştik. Ama Ali İsmail'in vefatından 3 ay sonra Ahmet hayatını kaybetti. Ve Ahmet hani ilk defa o acının üstüne bir o yaranın kaşınması gibi oldu.
Keşke şu an aramızda olsaydı. Annesi aramızda, kendisini göre aramızda, yüzlerce Ahmet aramızda. Hoş geldiniz. Değerli İl Başkanım, değerli milletvekilim, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli hanımefendiler, değerli misafirlerimiz, Ali İsmail'i ve diğer fidanlarımızı seven dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk defa bu etkinliği Samandağ'da yapmış bulunuyoruz. Doğrusu çok da uzak değildi. Antakya'da yapılıyordu. Ara ara katıldığımız oldu. İşte vakıf kurulduktan sonra bir iki ziyaretimiz oldu. Çok farklı bir cezalandırmaydı. Bir öç almaydı aslında Ali İsmail'in vefatı. Herhalde yani bir ömür unutamayacağımız, kabul edemeyeceğimiz böyle bir acıydı. Buna dair aslında belki söylenecek çok şey var ama herkesin hani hiçbir ölüm kabul edilmez ama yani Ali İsmail'inki biraz daha farklıydı, asla kabul edilemez ve bu en katı duran, en ötede duran, en farklı düşünen insanların dahi yüreklerinde çok farklı acılar, sızılar yarattı. O yönüyle belki yani hepimizde ortak duygular oluşturan ve yaşatılması adına diğer acıların da birlikte hissedilmesi adına bu etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Biz elimizden ne geliyorsa hem bu gençlerimizi, bu fidanlarımızı tekrar tekrar anmak hem de bunların tekrarının olmaması adına bu ceberrut devlet erkinin bu şekilde insanlarına acımasız ve böyle bir kıyan bir yaklaşımı reddeden bir tutum sergilediğimizi ifade ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum buralara kadar gelip katıldığınız için. Biz hep yanlarında olacağız. Saygılar sunuyorum.